Mesih geldiğinde Said Nursi diyor, Mehdi siyasete girmeyecek diyor. Siyaseti Mesih ve İsa'ya bırakacak diyor. Yani dünya siyasetine girmeyecek diyor. Bana öyle geliyor ki dünyadaki siyasi liderlere, talebelere kanalından etki ediyor şu an. Öyle gibi görünüyor. Evet. Ama yani uzun bir süreçte sistemli bir faaliyet yapacağını Said Nursi'nin izahlarından anlıyor. Çünkü onun talebeleri de diyor çok çok azdır diyor Hazreti Mesih'in talebeleri. Askerce ve mektepçe diyor, ilmi ve maddi ordulara nispeten diyor. Bir minarenin yanında bir çocuk kadar dahi kalmazlar diyor. O kadar azdır diyor sayısı diyor. Dünyadaki askerlere, dünyadaki okullara ve ileri gelen insanlara etki edeceğine göre uzun ve sistemli bir faaliyet yapacağı anlaşılıyor. Evet. Dolayısıyla Allahu Alem gelmiş de olabilir. Yani bilemiyorum. Doğrusunu Allah bilir. Ve özenle gizliyor olabilirler. Çünkü teslis ilancı çok yaygın Hristiyanlarda. Bir de diyor ki papalığın da açıklaması var. Eğer diyorlar Hazreti Mesih İsa gerçekten gelse dahi diyorlar. Bakın gerçekten gelse. Ama bizim sistemimizi diyor değiştirmeye kalkarsa biz ona uymayız diyorlar. Evet. Yani İsa dahi gelse bir sistemimizi değiştirmeyiz diyorlar. Yani bu çok büyük bir rezalet. Evet. Onun için Mesih'in işi kolay değil. Yani onu vakit alacak gibi görünüyor. Fakat Mehdi dünyadaki bütün deccaliyeti, bütün azgınlığı kıracaktır. Yani şimdi Mesih'in işi aslında kolay olacaktır. Çünkü Said Nursi diyor, tam Hristiyanlarla Müslümanlar birleşme istidadında iken, yani öyle bir hale getirecek ki Mehdi, Müslümanlar, Hristiyanlar neredeyse birleşecekler. Yani Mesih olmasa dahi birleşecekler gibi olacak. Tam böyle bir ortamda diyor, cismi beşerisiyle, yani beşeri cismiyle, semavatta bulunan, gökyüzünde bulunan Hazreti İsa Aleyhisselam, gerçekten ölseydi diyor Said Nursi. Hani diyorlar ya bir kısmı öldü o gelmez diyorlar. Onların ağzına da bir tıkaç olmuş oluyor. Değil mi? İnşallah. Evet. Bakın diyor gerçekten ölseydi ve ahiretin en uzak köşesine gitseydi diyor. Ama böyle bir azim netice için diyor onu diyor yeryüzüne indirmek o Cenab-ı Allah'ın gücünün haricinde değil diyor. Yani onun gücünün yeteceği bir şeydir. Vaat etmiştir. Elbette vaadini yapacaktır diyor. Mesih geldiği vakit İsa, kendisi dahi kendisinin İsa olduğunu bilmez diyor. Yakın talebeleri ve havası ve seçkinler onu imanı nuruyla tanırlar diyor. Nur imandan tanırlar. Dolayısıyla yani Mehdi ile de geldiğinde zaten Mehdi bilir Mesih. Fakat yanına gelmez. Yani bir süre gelmeyecek. Yani Mehdi'yi kendi haline bırakacaktır. Mehdi doğal ortamda, doğal mücadelesini verecektir. Yani Mehdi'ye başlangıçta kimse de yardım etmeyecek aslında. Yani Mehdi söke söke, eze eze hakim olacaktır. Böyle kimsenin ihtiyacı yoktur. Neden ihtiyacı yoktur biliyor musunuz? Allah gücünü gösterecek de onun için. Yani Cenab-ı Allah diyor ki, şunu demek istiyor Cenab-ı Allah, ben sizin önemsiz gördüğünüz bir insanla ve önemsiz gördüğünüz bir grupla küfrün başını işte böyle ezerim diyor Allah. Böyle ezeceğim diyor. Bunu gösterecek Allah. Nasıl küçük bir spermden koskoca insan oluyor? Değil mi? Evet. Nasıl sıfır hacimdeki görünmeyen bir şeyden bütün kainatı meydana getirdi Allah? Evet. Nasıl Hazreti Musa küçük bir çocukken, değil mi? Firavun'un ordusunu evet, tamamen perişan etti. Nemrut mesela o devrin şiddetli bir gücüyken, Hazreti İbrahim çocuk daha küçük, değil mi? Evet. Koskoca Deccali o devrin Firavun'unu nasıl yok ettiyse, Mehdi ile de bu deccaliyet sistemi, dünyadaki zulüm sistemini o küçük cemaatiyle, küçük topluluğuyla yerle bir edecek. Bütün insanların gözünün önünde. Fark ettikleri halde insanlar onun yanına yanaşmayacaklar. Yani hissedecekler, yani bilinmeyen bir şey değildir. Fakat Mesih çok gizlidir. Daha da gizlidir.